Değerli dostlar merhaba. Bugün kısa bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Bir arkadaşım anlatmıştı. Vaktiyle Almanya'da bir sigorta uzmanı, orada çalışan bir Türk'ten randevu talep ediyor. Türk de diyor ki yarın gel fabrikadayım görüşelim. Alman diyor ki bana bir saat verebilir misiniz? Ya yarın gel işte fabrikadayım. Olsun bana bir saat verin. Öğleden sonra gel diyor Türk. Hayır diyor bana bir saat. İyi tamam diyor saat 2'de gel. Ertesi gün Alman saat 2'de geliyor. Neyse işlemler bittikten sonra sohbet ediyorlar. Türk diyor ki ya diyor niye benden böyle ısrarla saat istedin diyor. Zaten buradayım akşama kadar ne zaman gelsen görüşebilirdik. Alman da diyor ki aslında diyor vaktin kıymetini sizin bizden çok daha iyi biliyor olmanız gerekir. Sizin Müslümanlığın her şeyi zamanla alakalı. Mesela kelime-i şehadet getiren bir Müslümanın o saatten itibaren geçmiş bütün günahları silinir. Sıfır, sıfır kilometre. Bak zamanla ilgisi var. Kelime-i şehadet, İslam'ın ilk şartı. 2. Namaz. Namazın hepsinin vakitleri var. Bir dakika önce kılsan olmaz. Bir dakika sonra kılsan kaza olur. Vakti var. Süreleri var. Ondan sonra oruç. Bir dakika önce iftar etsen orucun olmaz. Sahur, iftar. Bunların hepsi zamanla ilgili. Yine bunun gibi hac. Haccın da zamanı var. Zilhicce ayının 12. günü. Ya da işte kitaplarda yazıyor. Dolayısıyla değerli dostlar, haccı söyledik. Zekat da zamanla ilgili diyor sizin. Bir sene, hicri bir sene dolunca, zengin olduğun tarihten itibaren hicri bir sene dolunca zekat üzerine farz olur diyor. Demek ki sizin kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat ve her şeyiniz zamanla alakalı. Senin zamanı benden çok iyi biliyor olman gerekirdi. Niye saat 2'de dedim? Çünkü saat 2'de randevuma, bu bölgedeki randevuları ayarlarken saat 2'ye burayı yazdım. Sen muallakta bıraktığın zaman burayı kaça yazacağımı tespit edemiyorum diyor Alman. Alman bizim Türkiye böyle bir nasihatte bulunmuş. Değerli dostlar, hazır Alman demişken birkaç kelime de onlardan bahsedivereyim. Bir insan ister Müslüman olsun ister olmasın, İslamiyet'in emirlerini bilerek ya da bilmeyerek yerine getirirse muvaffak olur. Buna en önemli örneklerden birisi Alman ahalisidir. Bunların hepsi sabah güneş doğmadan kalkarlar. Güneş doğmaz Almanların üzerine, çalışkan bir millet. De sabah bizde mesailer 8.30-9'da başlar, onlarda 6.30-7'de başlar mesai erkenden. Saat 4 gibi mesai biter. Saat 4'den 8'e kadar 3-4 saatlik bir zaman dilimi var. O saatlerde dinlenir, alışveriş yaparlar. Akşam 8'den sonra açık bir market bulamazsın. O sigara tiryakileri falan gider, benzinliklerden alırlar sigaralarını. Marketler kapalı. 8'den sonra herkes evine çekilir, istirahat eder, çıt yok. İslamiyet ne emrediyor? Yatsıyı kıldığın zaman dünya kelamı bile konuşma, istirahate çekil, gece teheccüde mümkünse kalk ve sabah namazına uyan ve camiye git. Bak bu camiye gitmek olayı basit bir şey değil. Sahabe-i kiramdan İbn-i Mektum Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'a sordu. Ya Resulallah dedi, iki gözüm kör, görmüyorum. Yatsıya gelmesem olur mu? Habibullah Efendimiz buyurdu ki, ezan sesini işitiyor musun? Evet, o halde gelmeniz gerekir. İşte şimdiki ahaliye bakın, hepsinin kulağı da duyuyor, gözü de görüyor. Camilerin hali ortada. Değerli dostlar, Allah-u Teala buyurmuştur ki, siz kendinizi düzeltmezseniz Allah-u Teala sizi düzeltmez. Problem kendinizde. Kendinize çeki düzen verirseniz Allah-u Teala'nın yardımı yetişir. Yoksa böyle itilir kakılır, perişan olursunuz. O yüzden zamanını nasıl kullanacağız, zaman yönetimi nasıl olmalı? Bunu Hazreti Ebubekir Efendimizin hayatından bir örnekle bitireyim. Peygamberlerden sonra en kıymetli insan Hazreti Ebubekir Efendimiz'dir diye kitaplarda yazar. Radiyallahu anh. Yar gar. Allah-u Teala'nın, Habibi'nin dostu. Hazreti Ebubekir Efendimiz bir gününü dörde ayırıyor. 6 saat dünyalık için çalışma. 6 saat istirahat. 6 saat Allah-u Teala'ya ibadet, zikir, tesbih, Kur'an-ı Kerim okuma. Kalan 6 saatte ailesi ve akrabaları, komşularla ilgilenme. Günü dörde böldü. En ideal çalışma ve yaşama şekli de bu olsa gerek. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.